dalıyla çalkalanırken bakan yakınlarının faiz fiyatlarla bu kuruma mal sattığı iddia edilirken dürüst namuslu çalışan medikal şirketlerimiz perişan. Yıllardır devletten alacaklarını tahsil edemiyorlar. Medikal şirketleri de eyleme hazırlanıyor. Devlet milletine borç takar mı? Takmaz. Ama Erdoğan şahsım hükümeti yandaş müteahhitler dışında kimseyi umursamıyor. Son olarak değerli basın mensupları birkaç hafta önce İdlib'deki hassas duruma milletimizin dikkatini çekmiştik. Ne yazık ki gelişmeler bizim kaygılarımızı haklı çıkardı. Üç askerimiz İdlib'de düzenlenen hain bir saldırıda şehit düştü. Yine yaralanan askerlerimiz var. Bu saldırıyı kim gerçekleştirdi? Suriye rejim güçleri mi? Yoksa İdlib'deki IŞİD ve El-Kaide bağlantılı bir takım radikal örgütler mi? Bu konuda nedense doğru düzgün bir açıklama yapılmıyor. İdlib yeniden ısınıyor. Önce Milli Savunma Bakanı Akar Ruslara sorumluluklarını hatırlatıyor. Ardından Rus, Rus Dışişleri Bakanı çıkıyor. İdlib'de Suriyeli muhalifler ile teröristleri ayırma çalışmaları hedeflenenden çok uzakta diyor. İdlib'de ne yaşanıyor? Buradaki insanların ve burada olduğu bilinen bir takım radikal teröristlerin Türkiye'ye akması bizim için tam bir kabus olur. Diğer taraftan İdlib ısınırken Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne çiçek atıyor. Pahalı olmasına rağmen patriot alabiliriz diyor. Sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çıkıyor. ABD Ortadoğu'da bulunacaksa bizimle işbirliği yapmalı. ABD, ABD gibi hareket etsin diyor. ABD, ABD gibi hareket etmiyorsa patriotları pahalı olmasına rağmen neden alıyoruz? Yapacağınız artık karar verin. Ne söyleyeceğinize bir karar verin. Yani dış politikadaki akılsızlıkların, beceriksizliklerin bedenini milletimiz canıyla ve cüzdanıyla ödüyor. Dış politikanın merkezine milli menfaatlerimizi koymazsanız, şahsi menfaatleri korsanız fatura hep böyle millete çıkar. Bu arada birkaç ay önce Erdoğan'ın Rabia selamından vazgeçeceğini bu kürsüden ifade etmiştim. Haklı çıktık. Kahramanmaraş'ta Rabia gitmekle kalmadı, yemin de vatansız kaldı. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne para için el uzatınca artık dil uzatmaz oldu. Dış politikadaki bu savrulma milli menfaatlerimize sabotaj değildir de nedir? Erdoğan ülkemizin tüm taşıyıcı kolonlarına yapılan sabotajların baş failidir. Bu sabotajları bitirmek, pahalılığı, yoksulluğu, işsizliği, ey, eyyamcı dış politikayı hayatlarımızdan çıkarabilmek için Erdoğan şahsım rejimini ve çamur ittifakını ilk sandıkta göndermek şarttır. Milletimiz bu ülkeye kimin sabotaj yaptığını, kimlerin kendisini hayatından bezdirdiğini, gerçek sabotajcıların kim olduğunu gördü. Milletimiz bunların notunu verdi. Artık sıtkım sıyrıldı diyor. Sandığı dört gözle bekliyor. Sandık önüne geldiğinde de bu kibir abidesini rahat rahat şiir okuyup ağlasın diye evine yandaşlarının da dizinin dibine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Efendim benim iki sorum olacak. Onlardan ilki AK Parti eski milletvekili Resul Tosun'un bir önerisi oldu. Layıklığın anayasadan çıkarılmasına ilişkin. Buna dair yorumunuz ne olur? Bir de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den bir açıklama geldi. Gerçi iki genel başkandan da ittifakta sorun olmadığına dair açıklamalar gelmişti ama Bahadır Erdem gönlümüzdeki adam Meral Akşener'dir dedi. Kısa bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Resul Bey tecrübeli bir siyasetçidir aynı zamanda. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmez olduğunu, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini bilir. Ama anlaşılan kendisine bir görev verilmiş. Şu anda milletin gerçek gündemini karartmak üzere başlatılan spekülasyonda ona da bir rol biçilmiş. Şunu açıkça ifade edeyim. Bu milletin gerçek gündemi bu tartışılan konular değildir. Bu milletin gerçek gündemi biraz önce anlattığım işsizliktir, pahalıktır, yoksulluktur. Ama maalesef bunun üstünü karartabilmek için biz bu ellerin e, Erdoğan hükümeti elinden gelene ardına koymamaktadır. Biz bunlara takılmayacağız. E, e, İkinci sorunuza da şunu söyleyeyim. Tabii ki hepimizin gönlünden bir aday geçer. Bu doğaldır. Ama ittifakın genel başkanlarının bu konuya ilişkin açıklamaları ortadadır. Dolayısıyla bunun üzerine söylenecek başka bir şey yoktur. Efendim müsaadenizle bize yönetilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak Telebir tarafından yönlendirilen sorular var. Telebir'in ilk sorusu şöyle. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden bazı spekülatif olaylar meydana geldiğini söyleyen Erdoğan, bu olaylar beni de ciddi anlamda üzüyor dedi. Erdoğan'ın Ali Erbaş'a verdiği bu desteği siz nasıl yorumlarsınız? Ortada bir spekülasyon varsa bunun sorumlusu bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı piyon gibi sahaya süren Erdoğan'dan başka kimse değildir. Saray milletin gerçek gündemini sabote etmek, dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığını, şişen faturaları, işsizliği, yoksulluğu karartmak için spekülasyonun daniskasını yapmaya çalışmaktadır. Hep söylüyorum, sabotaj işte budur. Diyanet İşleri Başkanı'nın rehberi Erdoğan değildir. Kur'andır, güzel ahlaktır, yasalardır. Efendim, e, tele TV'nin diğer sorusu da şöyle. İyi Parti'den Cihan Paçacı'nın CHP lider Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik teklif söylem eleştiriyle Millet İttifakı'yla bir sorun olduğu iddiaları gündeme geldi. Bu gündeme ilişkin görüşleriniz nedir? Bu konuda da Millet İttifakı'na oluşturan partilerin genel başkanları gerekenleri söylemiştir. Bu konuda Millet İttifakı içinde hiçbir sorun yoktur. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na bizi sadece seçimlerde hatırlamayın çağrısını yaptı. Sizin bu çağrıya yanıtınız olacak mı? E biz Bizim genel başkanımız ve partimiz demokrasi için, hak hukuk ve adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürümüştür. Dünyanın en uzun siyasi yürüyüşlerinden birini yapmıştır. Kimin hakkı hukuku yenmişse dün takipçisi olduk, bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz. Kimsenin hakkını, hukukunu yedirmeyiz. Evet. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Geçen hafta Çerkez Etem'e iadeye itibar sözü verildiğine ilişkin haberi yalanladınız. Uluslararası Kafkas Derneği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki sözlerinin görüşme kayıtlarında olduğunu belirtti. Kayıtları paylaşacak mısınız? Geçen hafta cevap verdim. Döne döne aynı sorular geliyor. Amaç anlaşılan soru sormak değil. Geçen hafta ne yanıt verdiysem aynı yanıt bu haftada geçerlidir. 13 Eylül pazartesi saatler 15.49'u gösteriyor efendim. Son birkaç dakikamız CHP Genel Merkezi'nde Faik Öztürak. Bir basın açıklaması duyurusu yapmıştı. Kulislerden edindiğimiz bilgiler Merkez Bankası'nın rezervleri. CHP diyor ki, İyi Parti diyor ki, Deva Gelecek.